ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 6 Ekim Cuma, hafta içinin son gününde Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. yıl huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının açılışında konuştu. Göktaş, engelli haklarının korunması için her türlü çalışma yaptıklarını aktardı. Engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılanması gerekenleri güçlü bir işbirliği, koordinasyon ve en önemlisi katılımcı bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyada yaşanan demografik dönüşümden Türkiye'de elbette etkileniyor. Ülkemizde de yaşlı nüfus oranı ve yaşa bağlı olarak engelli birey sayısı artıyor. Bizim önceliğimiz bakanlık olarak aile odaklı ve toplum temelli hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmektir. Bu kapsamda evde bakıma destek, evde bakım yardımı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve gündüzlü bakım merkezlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. 2006 yılından bu yana vatandaşlarımıza evde bakım yardımı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz. Afyonkarahisar'a güneş enerji santrali kurmak için büyük firmaların ve enerji şirketlerin ilgisi sürüyor. Her ay yeni bir enerji devi Afyonkarahisar'da imar plan değişikliği yaptırarak çalışmaya başlıyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticilerinden olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Afyonkarahisar'da kuracağı güneş enerji santrali için imar plan tadilat işlemini aldı. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde ele alınan konu oy birliğiyle karara bağlandı. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının 4. oturumu yapıldı. Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirilen oturumda ele alınan imar plan değişikliğiyle ilgili konular meclis üyelerine okundu. Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Daskırı ilçesine bağlı Hasandede köyünde yer alan toplam 32.989 metrekarelik taşınmazlar üzerinde kuracağı güneş enerji santrali ve tarım ve hayvancılık alanı amaçlı hazırlanan imar planı komisyondan gelen rapor doğrultusunda onaylandı. Karar oy birliğiyle alındı. Diğer bir imar plan değişikliği konusundaysa Emirdağ ilçesine bağlı Tabaklar köyünde Belen mevkiinde bulunan Fehmi Sağlam ve Burhan Sağlam'a ait taşınmaz üzerinde konut alanı amaçlı hazırlanan imar planı da oy birliğiyle kabul edildi. Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde yer alan Ova Enerji Anonim Şirketi'ne ait taşınmazlarla Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlar için Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan imar planında kabul edilen bir diğer komisyon raporu oldu. Toplantıda İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2023 yılı yatırım programında bulunup içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarına ait yapımı gerçekleştirilemeyecek işler komisyon raporu doğrultusunda yatırım programından çıkarıldı. Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. Başkan Hüseyin Ceylan Uluçay 7 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre'yi hatırlattı. Basın mensuplarının yerel seçimlerle ilgili olarak sorduğu soruya ise süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak, ben aday değilim dedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay kameraların karşısına geçti. İl Başkanı Uluçay açıklamalarına hayatını kaybeden gazeteci Halil İbrahim Koca erkeği anarak başladı. Gerçekten ani ve ansız bir vefat oldu. İnşallah Rabbim geride kalanlara sabır versin. Biz Afyonkarahisar olarak her zaman ona dua edeceğiz ve inşallah onu her zaman anacağız, unutmayacağız. Bu sektörde
ve basın camiasında gerçekten emeği çok büyük. Rabbim sizlere, hepimize sağlık, uzun ömürler versin inşallah. 7 Ekim 2023 tarihinde AK Parti'nin 4. olan Üstü Büyük Kongresi'nin yapılacağını hatırlatan Başkan Uluçay, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Parti'miz 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrım yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taşlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecinde de tamamen bu yaklaşıma hizmet edeceğiz. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamıza da üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Başkan Uluçay, gerçekleştirilecek olan kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uluçay, seçimlerle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı. Biliyorsunuz 7 Ekim'de büyük kongremiz var. Bu kongreden sonra yine genel başkan yanımızın belirlenmesinden sonra bu süreç hızla devam edecek. Şu an başlamadı. Tabii ki bizi ziyaret eden, işte partimize aday olmak isteyen adaylarımız var. Ama resmi olarak süreç henüz başlamadı. Yerel seçimlerle ilgili sorulan soruya ise başkan adayı olmadığını net bir şekilde söyledi. Ben hani siyasi hedef olmayan birisiyim. Dolayısıyla hem genel seçimde hem yerel seçimde aday değil. Aday adaylarımız varken bizim böyle bir göreve çağıracaklarını düşünmüyoruz. Ben tabii orada da cevabımı da aynı şekilde düşüncem yok diye dile getireceğim her zaman. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti'nin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırsların demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Afyonkarahisar basın camiasının tanınmış isimlerinden Kanal 3 televizyonunda Gerçek Bakış isimli program yapan gazeteci yazar Halil İbrahim Kocaerkek geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kocaerkek Konya'nın Karapınar ilçesinde aile kabristanlığına defnedildi. Afyonkarahisar basını Halil İbrahim Kocaerkek'in ölümüyle sarsıldı. Birlikte tabii Sayın Bakan o gün gastronomi festivalinde açılışını yaptı. Gastrofest'in söyleşiler vardı. Her dönem, daha doğrusu her festivalde
ulusal medyaya malzeme olan güzel bir aslında festivalin şeyi var, maskotu var. Her dönem dana bir şekilde pişerken ateşin üstüne düşüyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden koca erkek, daha önce gazete imtiyaz sahipliği yapmış, köşe yazıları yazmış ve son olarak da Kanal 3'te salı günleri yayınlanan Gerçek Bakış programında Şükrü Ersoylu ile gündemi değerlendiriyordu. Şimdi ihsan ettikse affola, bugünlük bu kadar. Evet. Hayırlı geceler diliyorum. Koca erkeğin zamansız vefatı basın camiasında derinden üzdü. Koca erkek için memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde cenaze merasimi düzenlendi. Evet, muhterem kardeşlerim, Halil İbrahim Koca erkek. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından koca erkek, ilçe kabristanlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Mega Birlik Medya Genel Yayın Koordinatörü Selcan Dilekçi Öygün de koca erkeğin Karapınar'da eşi ve ailesiyle görüşerek taziyede bulundu. Termal'in başkenti Afyonkarahisar Şifalı Suları cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sağlık turizminde adından sıkça söz ettiren Gazlı Göl'de yapılan çalışmaları ve ağırladığı misafirleriyle önemini korumayı sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak Termal Bir Otel'in genel müdürü olan Hakan Siyah önemli açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Gazlı Göl sahip olduğu şifalı suları ile cazibesini konuşturmayı sürdürüyor. Özgül Termal Genel Müdürü Hakan Siyah da açıklamalarda bulunarak Gazlı Göl termal sularını ve şifasını anlattı. Gazlı Göl termal su bakımından Türkiye'nin en zengin şifalı sularımızdan bir tanesidir. Yaklaşık olarak da 42 tane mineral bulunmaktadır. Yaz dönemi dolu dolu bir yaz sezonu geçirdik. Aynı zamanda bol bol yurt dışından misafirlerimizi, gurbetçilerimizi ağırladık. Tabii okulların açılışında ilk 15 gün bir sakinlik oldu ama şu anda %80 gibi bir doluluğumuz var. Siyah açıklamasının devamında gastronomi festivali ve motokros şampiyonasının Afyonkarahisar'da yapılmasının termal turizmine olumlu yansıdığını ifade etti. Tabii ki bu etkinliklerden aynı zamanda biz de Özgül Termal olarak nasibimizi aldık. Bunlar güzel etkinlikler. İnşallah ilerleyen zamanlarda da daha fazlası olur. Güzel dönüşler aldık. Tesisimizi, bölgemizi, şehrimizi tanıtma fırsatı bulduk. İnşallah ilerleyen günlerde de bunun sonuçlarını almaya başlayacağız. Kış turizmini yoğun geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Siyah konuşmasına şöyle devam etti. Kış turizminde bizim çeşitli programlarımız var. Aynı zamanda Özgül Termal olarak sadece Gazlı Göl'de termal turizm olarak değil aynı zamanda kültür turlarımız da var. Haftanın bir günü Frigya, Afyon. Haftanın bir günde aynı Eskişehir, bir günde Pamukkale'de turlarımız var. Şu anda istediğimiz seviyede sonuç almaya başladık. Bu kampanyamız yeni başladı. Ve önümüzdeki günlerde daha yoğun olarak inşallah tanıtımlarını da yapacağız. Gazlı Göl'ün termal turizmi için önemli bir yer olduğunun altını çizen Hakan Siyah, çeşitli etkinliklerin Afyonkarahisar'ın Gazlı Göl bölgesinde yapılmasını da sözlerine ekleyerek çağrıda bulundu. Gazlı Göl biliyorsunuz Türkiye'de kendini aslında tanıtmış bir yer. Suyun şifasıyla ve son zamanlarda yapılan işte etkinlikler motokros olsun, gastronomi olsun ve Frigya olsun bize önemli katkıları oldu. Tabii ki bunların sürdürülebilir devam etmesi lazım tanıtımların ve aynı zamanda Afyon Türkiye'nin tarihi açısından önemli bir şehir. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunun olduğu topraklardayız. Ya bu tanıtımları güzel yaptığımız ve yatırımların da devam ettiği müddetçe son olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bölgemizde şehrin merkezine istinaden tanıtım bakımından tabii Özgül Termal olarak elimizden geleni yapıyoruz ama biraz daha bu bölgeye destek verilirse gayet güzel olur. Gazlı Göl Havzamızda 11 bin yatak var. Kapasitemiz var. Biz de bu bölgenin büyüklerimizden beklentilerimiz su konusunda var, tanıtım konusunda var. Afyon'da etkinlikler yapılıyor, bizim bu bölgede bir etkinlikler yapabiliriz. Yani biz de Afyonkarahisar'ın bir parçasıyız. Yani bu parçanın içerisinde de biz de aynı zamanda bu tanıtımlarda evet Afyon'daki, Afyon merkezdeki organizasyonlar sağ olsunlar çağrılara katılıyoruz ama bizim bölgemiz için de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Rekor üstüne rekor kuran altında düşüş eğilimi sürüyor. Altın yatırımcısı için yeniden alım fırsatı yaratan bu düşüş ne kadar sürecek? Bu konuda altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın piyasasını sizler için değerlendirdi, izliyoruz. Birikim yapıyor musunuz? Şu an yapamıyoruz. Yani şu an yapılacak bir durum yok. Harcamalar yüksek olduğu için en azından bir 2-3 yılda bu süreç devam edecek diye düşünüyorum yani. Yani fiyat artışları bilmem vesaireler. Ama kendi çapımızda yine ufak tefli çapta yapıyoruz yani. Altın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarına yönelik açıklamaları ve ABD 10 yıllık tahvil faizi getirisinin artmasıyla düşüş eğiliminden çıkamadı. Yatırım için altını güvenli liman olarak gören vatandaş da altında yaşanan bu düşüş ve gelişmelerden sonra ne yapacağını bilemiyor. Kararsız bir tutum sergiliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, vatandaşın kararsız kaldığı bu durum için bu düşüşün geçici olduğunu belirtti. Yıldırım Türk, dolar endeksinin 107'lere yaklaşması, doların tüm para birimleri karşısında hala güçlü seyretmesi ve bir miktarda fon hareketliliğinin yarattığı baskıyla dolar ons altın 1800 dolara gerileme potansiyeli taşıyor. Bu düşüşün geçici olacağını düşünüyorum. Ancak sonrasında sert bir yükseliş bekliyoruz, dedi. Sahte varmış gibi çıkartmıyor. Ekonomi yönetimi tarafından yastık altı altının ekonomiye kazandırılması konusunda değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Yıldırım Türk, yaklaşık 5000 ton altının ekonomiye kazandırılması konusunu uzun yıllar önce ilk kez gündeme getiren ve fikir babası olarak zamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu çalışmaların detayları henüz açıklanmadı. Daha önce buna yönelik birkaç çalışma yapıldı ancak uygulanamadı. Yatırımcının mağdur olduğu uygulamalar ve zamanlaması doğru olmadığı için başarılı olunamadı. Bugün doğru zaman değil. Ekonomiler iyi olduğu, ülke kredibilitesinin yüksek olduğu ve yabancıların hiç düşünmeden geldiği ve yatırım yaptığı bir dönemde çok iyi olurdu. 2027-2028 bu uygulama için uygun olabilir, ifadelerini kullandı. Faiz oranları da arttı. Sizler birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? En güvenli yatırım yolu sizce nedir? Şu anda toprak ve bina, araç. Bu üçü yani. Onun haricinde yok yani yatırım. Bu devirde nasıl birikim yapabilirim? Önce daha iş bulamadım. Afyon'a yeni geldim. 2,5 ay oldu. Yani çok zor. İş bulamadım daha hala. Evet efendim, bültenimize dünya gündemiyle devam ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo başkent Paris'te bir araya geldi. Elsi Sarayı'nda görüşen Macron ve Orpo ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Macron, Orpo'yu ilk kez Paris'te ağırlamaktan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Orpo ile yarın İspanya'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısında Ukrayna'ya destek, Avrupa savunma sanayisinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve enerji gibi konuları görüşeceklerini belirtti. Madame la Première ministre, Monsieur le Président du Sénat. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok konuda ihtiyaç duyulması nedeniyle referanduma gidiş sürecinin daha kolay olmasını istedi. Cumhurbaşkanı Macron, 5. Cumhuriyet'in anayasasının kabulünün 65. yıl dönümü nedeniyle Anayasa Konseyi'nde konuştu. Macron, kürtaj, referandum, ademi merkeziyetçilik ve deniz aşırı toprakların anayasada tanınması konusunda revizyona gidilebileceğini söyledi. Kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde referandum konularının genişletilmesi için bir çalışma yapacaklarını kaydeden Macron, ortak inisiyatifin olduğu meselelerin referanduma taşınmasına ilişkin sürecin kolaylaştırılabileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Astana'da gerçekleştirilen forum kapsamındaki stratejik oturumda konuştu. Uraloğlu, katıldığı 6. Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu'na ilişkin
bu forumun ülkelerimizin içinde bulunduğu Orta Koridor güzergahının daha rekabetçi hale getirilmesi ve ortaya çıkabilecek talebe cevap vermek için alternatif çözümler üretilmesine vesile olmasını diliyorum dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, düzensiz göç ile mücadelede düzensiz göçmenlerin geldiği ülkelerle işbirliğinin artırılmasını ve iltica hakkı bulunmayanların ülkelerine gönderilmesini talep etti. Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi kapsamında gittiği Malta'nın başkenti Valletta'da açıklamalarda bulunan Mitsotakis, bu yıl yaşanan sel ve yangın felaketlerinde Yunanistan'a yardım ulaştıran ülkelere teşekkür etti. Mitsotakis bu felaketlerin temel nedeni olarak işaret ettiği iklim krizi için Akdeniz'i diğer bölgelere göre daha fazla yoğun şekilde etkiliyor. Bu sadece bir endişe nedeni olmamalı. Bir an evvel harekete geçmemiz için de bir neden olmalı diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayarak Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Rus barış gücünün 2025'e kadar kalmasının gerekli görülüp görülmediği yönündeki sorusunu da cevapladı. Rus barış gücünün Karabağ'daki mevcudiyetinin zamanlaması ve diğer konuların ortak belirleneceğine işaret eden Zaharova, bunun sahadaki durum dikkate alınarak yapılacağını bildirdi. Вы знаете, мы всё-таки исходим из наших договорённостей, которые Binalarımız ve konutlarımız yangına ne kadar hazır? Yerel yönetimleri harekete geçirmek, vatandaşı yangın konusunda bilinçlendirmek isteyen Makine Mühendisleri Odası ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği 12 Ekim'de Antalya'da sempozyum düzenleyecek. Yangın konusunda uzmanların söz alacağı sempozyum halka açık yapılacak. Bir soru. İkincisi bir risk haritası belirlenecek mi? Mesela Antalya'da... Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca, Antalya Genç İş İnsanları Derneği ile ortak düzenleyecekleri Yangın Güvenliği Sempozyumunun 12 Ekim'de oda binasında gerçekleşeceğini belirtti. Atmaca, Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı'nın da sempozyuma destek verdiğini vurguladı. Antalya'da en az konuşulan konulardan biri, büyüyen kentlerin en büyük sorunu olan aslında yangın güvenliği sorunu. Ve binalarda da son günlerde çok sık yangınla ilgili haberler duymaya başladık. Bu nedenle bir çalışma grubu oluşturduk ve bu çalışma grubumuz kentimiz için, büyüyen kentler için en önemli sorunlardan biri olan binalarda yangın güvenliği sorununu masaya yatırmak istedi. Bu konuda hemen Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı TÜYAK bu konuda büyük çalışmalar yapıyorlar. Onlarla görüşmeler yaptık ve bir sempozyum oluşturduk. Sempozyumun ortaklarından Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Osman Sert ise sempozyumun farkındalık kazandırmasının önemine değindi. İşbirliğine biz de çok sıcak baktık. Özellikle binalarda yangın farkındalığının artmasıyla alakalı bir paydaş olarak bu projede seve seve yer aldık. Özellikle olayın tabii ki ekonomik boyutu olmakla birlikte can güvenliği noktasında da çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bizler derneğimiz olarak, üyelerimiz olarak bu farkındalığın artması için katkılar sunacak. Burada TÜYAK, Makine Mühendisleri Odamız, iş dünyası ve halkımız bu konuda ne kadar farkında olursa önlemlerini almış bir kent için daha sağlıklı bir şekilde ilerleme kat ederiz diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Atmaca, binalarda uygulanan yangın güvenliği yönetmeliğinin 2007'de yürürlüğe girdiğini fakat yerel yönetimlerin bu yönetmelik çerçevesinde yapılarda gerekli denetimini yapmadığını söyledi. Binalarda yangın güvenliği yönetmeliği 2007'den beri mevcut. 2009 ve 2021'de de revize oldu ama çok sayıda sorun var. Öncelikle 2007 yılı öncesi iskan alan binalarda hiçbir güvenlik önlemi yok. 2007'den sonra alanlarda ise ruhsat veren belediyeler kontrolleri yapsa da daha sonra bu güvenlik önlemlerinin sürdürülebilirliği konusunda
sıkıntılar söz konusu. Başkan Atmaca, turizmde kullanılan binalardaysa bakım ve kontrollerin eksik kaldığını dile getirdi. Özellikle kale içinin dar ve ahşap sokaklarına değinen Atmaca, yakın zamanda yaşanan yangın nedeniyle can kaybı olduğunu da hatırlattı. Bir de biliyorsunuz konaklama amaçlı turizm binaları var. Bunda da sürdürülebilir bir şekilde güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Projede yapılan birçok şeyin uygulamada eksik olduğunu ya da testlerin, periyodik kontrollerin, bakımların eksik kaldığını görüyoruz. Bir de şehirlerimizde dar sokakları olan ahşap yapıların olduğu özellikli yapılar ve bölgeler var. Kaleiçi örneğinde olduğu gibi yakın zamanda biliyorsunuz bir yangın afeti orada yaşandı ve can kaybı oluştu. Biz bunların hepsini tartışabileceğimiz bir sempozyum oluşturduk. İlk önce sempozyumumuzda bir oturum gerçekleşecek. Oturumda ilk önce yangınla ilgili yönetmelik tartışılacak. Daha sonra mevcut konut tipi yapılarda yangın güvenliği tartışılacak ve daha sonra da turizm tesisleri yani konaklama amaçlı tesislerde yangın güvenliği üzerinde durulacak. İkinci oturum bir panel şeklinde gerçekleşecek ve özellikli yapı ve alanlarda yani kale içi gibi özellikli yapı ve alanlarda alınması gereken tedbirler üzerine interaktif bir şekilde panel gerçekleştireceğiz. Atmaca, Antalya'da dahil olmak üzere büyüyen şehirlerde binaların yangına hazırlıklı olmadığını açıkladı. Hazırlıklı olduğu düşünülen binalarınsa yangın merdivenlerine konan eşyalarla işlevsiz hale getirildiğini belirtti. Atmaca, alınabilecek diğer önlemlere de değindi. Antalya'daki binalar olası bir yangına ne kadar hazırlıklı? Sadece Antalya'da değil, büyüyen şehirlerimizde maalesef hazırlıklı olmadığımızı çıkan birçok yangın gösteriyor. Birçok sorunlar var. Yangın merdiveni varsayıyoruz ama yangın merdivenleri eşyalarla dolu ve geçmek mümkün değil. Bunun için aslında yangın güvenliğinin sürdürülebilir olduğunu öne çıkarmak için bir denetim mekanizmasını da ortaya konması gerekiyor. Biz sempozyumumuzda bu vurguyu da yapmaya çalışacağız. Mevcut merdivenler kaçış merdiveni olarak kullanılıyor. Fakat bir yangın anında buranın dumanla dolması mümkün. Aslında çok basit bir önlem var. Üst kottan yani tavandan en yüksek noktadan bir basınçlandırma yaparak bir hanede bir duman varsa onun kaçış merdivenine, kaçış yoluna dolmaması sağlanabilir. Ve Antalya'da da aynı oranda diyebiliriz. Çünkü bir yangın çıktıktan sonra bunun söndürülmesi gibi büyümemesi için de gerekli önlemler var. Yapı malzemelerini dikkatli tercih etmemiz gerekiyor. Evet efendim, 6 Ekim gazete manşetleriyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak yerel gazetemiz Gazete 3'ün başlıklarını ekranlarınıza getiriyoruz. Manşete baktığımızda yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanıyoruz başlığını görüyoruz. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlandıklarını söyledi. Uluçay yarın 4. olağanüstü büyük kongrenin gerçekleştireceğini ifade etti. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda yeni anayasa yapmak vefa borcumuzdur başlığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında gündemi değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, yeni anayasa yapmak Türk milletinin vefa borcumuz, demokratik görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü yeni bir anayasayla taçlandırmak hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Cumhur İttifakı olarak hedeftir dedi. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda 6284'e dokunmayın, uygulayın başlığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal'ın öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Eşitlik İçin Kadın Platformu ve birçok kadın milletvekili 6284 sayılı kanun ve kadın haklarının korunması için açıklama yaptı. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda Afyon basınının acı günü başlığını görüyoruz. Afyonkarahisar basın camiasının tanınmış isimlerinden Kanal 3 televizyonunda Salı günü Gerçek Bakış programını sunan gazeteci yazar Halil İbrahim Kocaerkek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve dün toprağa verildi. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda tarhanadan pizza yaptılar başlığını görüyoruz. Afyonkarahisar'da tarhanadan yapılan pizza büyük ilgi görürken aynı zamanda pizzada kentin simgelerinden birisi olan haşhaşın da kullanılması yemeğin lezzetine lezzet kattı. Patates hasadı başladı başlığında ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye'de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde
patates hasadı başladı. Hemen alt tarafına baktığımız zaman Kültür Merkezi gün sayıyor başlığını görüyoruz. Sandıklı Belediye Başkanı Doktor Mustafa Çöl ilçeyi yapılan en büyük kültür merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür Merkezi açılmak için artık gün saymaya başladı. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda Fatih Anadolu Lisesi'ni ödünç inşa edecek başlığını görüyoruz. Vali Doçent Doktor Kübra Güran'ın yiğitbaşı deprem yönetmeliği kapsamında yıkılan Fatih Anadolu Lisesi'nin yeniden inşasını üstlenen iş adamı Ahmet Ödünç'ü makamında kabul ederek desteklerinden ötürü hayırsever iş adamına teşekkür etti. Yine son olarak bir diğer başlığımıza baktığımız zaman Ford Afyon'da GES kuruyor başlığını görüyoruz. İmar planı değişikliği kabul edildi. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Ford Afyonkarahisar'a güneş enerji santrali kurulacak. Hemen ulusal gazete başlıklarımızla devam ediyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımız zaman çarşamba mesaj, perşembe füze başlığını görüyoruz. Türkiye çarşamba günü terör örgütünün kontrolünde bulunan tesislerinde vurgulayacağını açıkladı. Ertesi gün SİHA'lar Suriye'de PKK-YPG'ye ait elektrik santralini, petrol kuyularını bombaladı. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda Özgecan bu film ağlatır başlığını görüyoruz. Tarsus'ta 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın hayatı film oluyor. Özgecan adlı filmin yapımcısı Mahmut Şirin ailesiyle senaryoyu oluşturduk. Çığlığı üzerinden cinayetle kurban gitmiş kadınların sesini duyurmak istiyoruz dedi. Hemen bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Çarptı öldürdü çekip evine gitti başlığını görüyoruz. Nedine Arslan bu otomobille bir kişinin ölümüne neden oldu. Kazanın rüşvetle suçlanan çift daha da zor durumda bırakmayı hedefliyor. Hemen Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin manşetine baktığımızda özel sektöre terör kapanı başlığını görüyoruz. Özel sektör terörün finansmanına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıldı. Yasa dışı bahis ve kumar platformlarında kara para aklandığı tespit edildi. Hemen alt tarafa baktığımız zaman MİT ve TSK PKK'ya ait hedeflerini imha etti. Suriye'nin kuzeyinde teröre çifte darbe başlığını görüyoruz. MİT Ankara'daki saldırı girişiminin ardından Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarıyla saldırı ve sabotaj birimlerine yönelik operasyon düzenledi. Birleşen terör hedefleri SİHA'lara başarılı bir şekilde imha edildi. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda ağlamayan bebeğe süt yok başlığını görüyoruz. Detayları da ekranlarınıza getireceğiz. New York Üniversitesi'nin araştırmasına göre bebek ağlaması anne sütü salımını kontrol eden salınımı tetikliyor. Bir kez daha uyarıldığında bu hormon akışı yaklaşık 5 dakika sürüyor. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda yattığın yerden kas yap başlığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları sıkı bir antrenmanın vücuda yaptığı olumlu etkileri taklit edebilen yeni bir ilaç geliştirdi. İlaç metabolizmayı hızlandırarak kas kazanımı ve kilo kaybına da yardımcı oluyor. Hemen Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Posta gazetesinin manşetine baktığımızda 4 öğretmen ihmal kurbanı başlığını görüyoruz. Araçlarının üzerine kayaların düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden 4 öğretmenle ilgili davaya sunulan bilirkişi raporları olayın heyelan olmadığını ortaya koydu. Raporlara göre bölgede yüksek gerilim hattı inşaatı nedeniyle iş makineleri kayaları yerinden çıkarıp kenara attı. İşte o kayalarda düşüp öğretmenleri öldürdü. 4 kadın öğretmen aynı aracın içindeydi. Ne yazık ki o gün evlerine ulaşamadılar ve otomobilin üzerine düşen kayaların altında ezilerek can verdiler. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. 15 yıldır bitmeyen özlem başlığını görüyoruz. Hakkari Şemdinli'deki Aktürk Karakolu'na 15 yıl önce 5 Ekim 2008'de teröristlerin düzenlediği saldırıda 17 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerden uzman çavuş Cahit Yıldırım o dönem 7 yaşındaki kızı Yıldırım'ın Erzurum'daki cenazede baba diye ağlaması yürekleri parçalamıştı. Sena Su artık 22 yaşında ve üniversite öğrencisi. Kanlı saldırının yıl dönümünde mutlaka babasının mezarına gidiyor. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. 5 günlük dehşet başlığını görüyoruz. Oksijen tüpü bitince ölmüş başlığını da yine ekranlarınıza taşıyoruz. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetini ekranlarınıza getirdiğimizde deprem vurguncusuna kuşatma başlığını görüyoruz. Depremzedenin başını sokacak evine göz diken fırsatçılara darbe geliyor. Rekabet Kurulu 11 ilde 46 beton firmasının aralarında anlaşarak fahiş fiyat belirlediklerini tespit etti. Yine bir diğer başlığımız
başlığımıza baktığımız zaman tatilin en iyi adresi Fethiye başlığını görüyoruz. İngiliz gazetesinde yayınlanan en iyi 10 adreste Fethiye ikinci sırada gösterildi. Turizmciler bu habere sevindi. Hemen bir başka başlığımıza baktığımız zaman profesörlerin kavgasında silah çekildi. Bir yaralı başlığını görüyoruz. Konya'da Profesör Tahir Uluç husumetli oldu. Profesör Galip Atasoğun'u tuvalette darp edip Atasoğun kardeşi de Profesör Uluç'u odasını basarak silahla yaraladı. Yine AK Parti'de büyük demokrasi şöleni, yarın büyük kongre AK Parti'de yapılacak. Hemen Akşam Gazetesi'yle devam edelim. Akşam Gazetesi'nin manşetine baktığımızda PKK'ya füze yağdı başlığını görüyoruz. Bakan Fidan'ın vuracağız uzak durun uyarısının ardından PKK-YPG'nin karargahları ve cephanelikleri tek tek imha edildi. Yine bir diğer manşete baktığımızda dönüşüm için özel mahkeme başlığını görüyoruz. 110 uzmanın katıldığı kentsel dönüşüm şurasında önemli kararlar anındı. Dönüşüm davaları için ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Bir diğer başlığımıza baktığımızda Kenya'da zombiye dönüştüren hastalık başlığını görüyoruz. Kenya'nın batısındaki bir okulda 95 kız öğrenci gizemli hastalık yüzünden hastanelik oldu. Felç belirtileri gösteren öğrencilerin zombileri andıran yürüyüşleri şehirde korku yarattı. Son olarak çöplükten küresel iş merkezine başlığına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediye döneminde patlayan çöplükte hatırlanan Ümraniye artık bir çekim merkezi oldu. Doktora kalp krizi geçiren saldırıya da bakacağız. Kars'ta doktor Ercan Şentürk istediği raporu vermediği liseli BC ve ağabey tarafından dövüldü. Doktor Ercan Şentürk tartışan BC durum ağabeyi Serkan C'ye söyledi. Hastaneye gelen ağabey kardeş doktor Şentürk'e saldırdı. Aldığı darbelerin ardından kalp krizi geçiren doktor yoğun bakıma alındı. Hemen bir diğer gazetemiz Sözcü'yle devam ediyoruz. Sözcü'nün manşetine baktığımızda enflasyonu zenginler azdırıyor başlığını görüyoruz. Tüketim harcamalarının %47'sini başta KKM ile serveti artıranlar olmak üzere üst gruplar yer alıyor. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 110 milyar dolar itirafı başlığını görüyoruz. Muhalefetin MB'nin 128 milyon doları nerede sorusunun cevabı ortaya çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan döviz rezervlerinin 60 milyar doların şirketlere 50 milyar doların bireylere gittiğini söyledi. Kalan 18 milyar dolar belirsiz başlığını görüyoruz. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda Türkiye'nin 21 yıldır değişmeyen kaderi başlığına bakıyoruz. Bir diğer gazetemizle devam ediyoruz. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda AFAD dosyada başlığını görüyoruz. Depreme geç müdahaleyle eleştirilen kurum için yargı yolu davalı konumunda. Hatay'da 6 Şubat depremlerine yönelik açılan davada mahkeme dikkat çeken ara karara imza attı. Mahkeme depremzede ailenin Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, belediye başkanlarıyla Hatay Valiliği ve İskenderun Kaymakamlığı'na sorumluluk gerekçesiyle açtığı tazminat davasında AFAD'ı dosyaya eledi. Yine bir diğer başlığımıza kapı yarım açık başlığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın hazırlayacağı yeni anayasa için kapıları kapatsa da AK Parti'de ortak mutabakat için görüşme takvimi hazır başlığını görüyoruz. Son olarak Fanatik Gazetesi'nin başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Hayat Fenerli'ye güzel başlığını görüyoruz. Lig Avrupa fark etmiyor. Fenerbahçe önüne geleni devirmeye devam ediyor. Hafta sonu Türkiye'de Çaykur Rizespor engelini 5 golle geçen Sarı Lacivertliler tam 9 farklı oyuncuyla çıktığı turnuva deplasmanında 2-1'lik galibiyetle dönüyor. İsmail Kartal geldiği günden bu yana beraberlik dahi görmeyen Kanarya 15. resmi maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Evet değerli izleyenler, yerel ve ulusal gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Asayiş haberleriyle programımıza devam edeceğiz. Şimdi sırada Kütahya'daki silahlı saldırı olacak. Kütahya'da semt pazarında silahla iki kişi vuruldu. Saray Mahallesi'ndeki pazara gelen ÖÖ, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darp ettiğini öne sürdüğü esnaf H.E.'ye doğru tüfekle ateş açtı. Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ÖÖ ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir'de yaşayan Caner Çetin, kamyonunun satışı karşılığında aldığı 600 bin TL'lik çekin geçersiz çıkması sonucunda büyük maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Karşılıksız çekle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'de yaşayan ve nakliye işiyle uğraşan Caner Çetin, kullandığı kamyonu satmaya karar verdi. İzmir'deki bir kozmetik fabrikası tarafından yazılan çek karşılığında Mersin'de yaşayan bir kişiye kamyonu sattığını belirten Çetin, parasını almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Alışverişinden önce kontrol ettirdiği çekin karşılıksız çıkması üzerine 600 bin TL değerindeki çek için 6 bin TL para alabilen Caner Çetin hukuki süreç başlattı. Ekmek teknemiz elimizden gitti. Çek günü geldiğinde bankaya gittiğimde bana şey dediler, çek bizim çekimiz dediler. Banka makineden soktu, çekte bir sıkıntı yok dedi. Fakat çek günü geldiğinde 1 Haziran'da çekin günü, 1 Haziran'da bankaya gittiğimde çekin karşılıksız olduğunu söyleyip çekin arkaya şeyi bastılar, geçersizliği bastılar. Bana da 6000 lira para ödediler, 600 bin liralık çekten. Bana dediler git avukata başvur. Avukata gittim, 4 aydır uğraşıyorum. Daha hiçbir ses yok, olacağını da sanmıyorum. Çeki yazan İzmir'de bir tane kozmetik fabrikasına ait bir çek. O Mersi Tarsus'ta Can Demirel diye bir şahsa veriyor. Can Demirel'e de ben kamyon sattım. Adamın elinde bütün belge, adres var, TC'si var, adı soyadı var, her şeyi var. Adamın üstünde bir sürü kayıtlı araçları var. Hepsi burada. Bir sürü kayıtlı araçları var. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorlar. Şu an evime ekmek götüremez hale geldim. Ekmek teknemi sattım çünkü, dolandırıldım. Benim istediğim bu ses buradan duyurulsun. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor efendim. 9.sü düzenlenen programda Başkan Mehmet Zeybek 35 çeşit glutensiz gıdanın yer aldığı destek paketlerini hemşehrilerine ulaştırdı. Glutensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri Afyonkarahisar'daki çölyak hastalarına ulaştırılmaya devam ediyor. Gıda paketlerinin dağıtımının 9.sü gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde glutensiz gıda temininde sıkıntı yaşayan bireyler ve çocuklar Başkan Mehmet Zeybek'le buluştu. Zeybek hemşehrileriyle yakından ilgilendi, paketleri bizzat teslim etti. Periyodik aralıklarla dağıtılan paketlerin içerisinde tatlı ürünlerinden, makarnadan, una, bisküviden, hamur işine kadar glüten içermeyen 35 ürün bulunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak çölyak hastalarına destek verdiklerini anlatan Başkan Zeybek, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Glütensiz gıda bulmakta bir hayli zorlanıyordu kardeşlerimiz. Bunun farkındayız. Bunları yalnız bırakmama açısından her 3 ayda bir, yılda 4 sefer olmak şartıyla glutensiz gıdalardan oluşan bir paket hazırlayıp kendilerine takdim ediyoruz. Bu seferki paketimizde değişiklik olarak hastalarımızdan gelen talep doğrultusunda makarna çeşitleri, arpa şehriye ve çikolata çocuklarımıza da ilave ederek çeşit miktarını 35'e yükselttik. Dağıtım töreninde Zeybek çocuklarla buluştu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Koli dağıtımında yapan Başkan Zeybek ailelerle yakından ilgilendi. Biz gibi çölyaklılara piyasada fazla bulunmayan, bulunsa bile çok maliyetli olan bu ürünleri verdiği için belediyemize teşekkür ederiz. Sürekli yararlanıyoruz. İyi oluyor. Dört gözle de bekliyoruz. Okul zamanı da atıştırmalıklar bizim için çok iyi oluyor. Sosyal medyadan diğer belediyeleri de takip ediyorum. İçeriklere bakıyorum. En kaliteli içerik bizim belediyemizin verdiği içerik. Şarın ürünleri bizim için gayet iyi. Yani kullanımımıza en uygun olanlar bunlar zaten.
zaten. Hani kendimiz de bunları alıyoruz. Paketten de bunlar çıkıyor. Bizim için çok faydalı oldu. Çünkü bu ürünler normal ürünlere göre 3-4 kat daha pahalı. Mesela bir makarnamız bizim 40 lira. Normal makarna 10 lira. Bunlar bize çok destek oluyor. Bizim için çok büyük bir nimet oldu. Bu ürünleri biz almaya kalksak çok yüksek mevlalar. O yüzden alamıyoruz, kullanamıyoruz. Ve şu anda yani çocuğum evde dört gözle bekliyor desem yeridir yani. Una vereceğim parayı veyahut da abur cubura vereceğim parayı çocuğumun daha başka ihtiyaçlarını karşılıyorum. Okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. O da bize çok fayda sağlıyor. Maddi olarak bize çok büyük desteği var. Ürünler kaliteli, çok güzel. Benim oğlum çölyak hastası. Götürdüğümde gayet mutlu oluyor. Severek yiyor. Çok memnunuz. Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler periyodik aralıklarla ailelere verilmeye devam edecek. Bu tarafa çıkıyor. Ben ne için olmuyor? Afyonkarahisar'da tarhanadan yapılan pizza büyük ilgi görürken aynı zamanda pizzada kentin simgelerinden birisi olan haşhaşın da kullanılması yemeğin lezzetine lezzet kattı. Hamurunu tarhanadan yoğurduğu pizzayı haşhaş ve patlıcanlı yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz hafta sonu 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Gastroafyon Lezzet ve Turizm Festivali sona ererken festivalde yapılan yemekler ise akıllarda kaldı. Bu yemeklerden birisi ise yemek kültürü araştırmacı yazarı Süleyman Dilsiz tarafından yapılan tarhanalı ve haşhaşlı pizza oldu. Yerel tatlar küresel lezzetler mottosuyla tezgahın başına geçen Dilsiz, hamurunu tarhanadan yoğurduğu ve içerisinde haşhaşla afyon sucuğu olan pizza yaptı. Yaptığı ilginç yemekle ilgili konuşan Dilsiz şunları söyledi. Pizzayı afyonun tatlarıyla deneyeceğiz. Ne yapacağız pizzada? Tarhana kullanacağız, haşhaş kullanacağız, afyon sucuğu kullanacağız ve patlıcan kullanacağız. Dolayısıyla yerel bir tada, yöresel bir tada küresel bir anlam yüklemiş olacağız. Zaten mutfaklarda uluslararası bir hoşgörüyü dahil edebilmemizin yegane yolu mutfaklarla insanları kaynaştırmak, tatlarla tanıştırmak. Onun için kültür varsa gastronomi var, gastronomi varsa insanlık var, insanlık var olduğunu bilince sağlıklı beslenme var. Onun için Afyon'da yapılan bu beşik noktası, bu kadar farklı milletlerin bir arada olduğu bir coğrafyada bir arada olması insanların inanılmaz değerli. Türkiye'den yılın 9 ayında yaklaşık 100 ülkeye 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi. Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, tarımda ve özellikle köprü altı tarımda Antalya'nın lider olduğunu aktardı. Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze sektöründe çok iyi bir konumda olduğunu belirtti. 1 Ocak 30 Eylül döneminde 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık ihracata imza atıldığını aktaran Başkan Kavak, bu rakamın 973 milyon 465 bin 111 dolarlık kısmını meyvenin, 786 milyon 698 bin 662 dolarlık kısmını da sebzenin oluşturduğunu dile getirdi. Geçen yıl aynı dönemde yaş sebze ve meyve ihracatının 1 milyar 942 milyon 471 bin dolar olduğunu anımsatan Kavak, geçen yıla göre %18'lik artış yaşandığını ifade etti. Türkiye'de yaş sebze meyve sektörü, yaş sebze meyve ihracat ve üretimi Türkiye'nin istihdam deposu. Türkiye'de milyonlarca insanın iş bulduğu, aş bulduğu bir sektör. 3,5 milyar dolara yakın bir ayrıca ihracatımız var. Tabii bu ihracat rakamları da çok önemli. Neden? Net bir döviz girdisi. Bizim ithalatımız yok. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı bölgede en önemli sektörlerden birinin yaş meyve ve sebze olduğunu söyledi. Özellikle ihracat ürünlerimizde domates ve biber çok açık ara önde. Bu bizim çok ciddi üretim yaptığımız anlamına da geliyor. Burada tabii altını özellikle çizmek isterim ki gıda güvenliği açısından öncelikle ülkemizin ihtiyacını karşılamak. Burada da bizler hep ürün fazlasını ihraç ediyoruz.
Benzine yıl boyunca gelen zamların ardından dün gelen 2 liralık indirim vatandaşın yüzünü güldürdü. Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geldi. Bugünden itibaren benzinin litresi 2 lira 10 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin fiyatı 34 lira seviyesine geriledi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez büyük bir indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 10 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa, Afyonkarahisar'da ise 35 lira 69 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. Evet değerli izleyenler, bu haberle haftayı ve programımızı noktalıyoruz. Haftayı yine saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek mutlu kalın.